O zamanki Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu'na baskı kurmasına rağmen özellikle sosyoekonomik ve kültürel yönden gelişmiş yörelerde ilgili vakıfların mali şartlarının da yeterli olması kaydıyla ve de çok seçici alanlarda gerekçe göstererek, öğretim kadroları konusunda gerekçe göstererek gibi çeşitli kriterler vardı. Ben şimdi merak ediyorum. Şu anda sanıyorum bir mali şey var, gerekçe var. Bir ara 30 milyon liraydı diye biliyorum. Şimdi kaça çıktı bilmiyorum. Bunun dışında böyle üniversitelerin açılması konusunda gereklilik, gerekçe raporu anlamında YÖK'ten bizlere iletilmiş bir rapor var mıdır? Çünkü burada çok özel bir duruma onay isteniyor bizden. Yani aynı grubun, Medipol grubunun çatısı altında ikinci bir üniversite açılması. Bu Türkiye'de pek olağan bir durum değil bildiğim kadarıyla. Birisi İstanbul'da, öbürü Ankara'da olmak üzere. Dolayısıyla konuşmam şuraya gidiyor. Yani bu vakfa, bu şeyi ayrıcalığı tanımak için ne gibi gerekçeler var ortalıkta? Hangi alanda hizmet verecek? Öğretim kadrosu ne olacak? Artı gördüğüm kadarıyla zaten kamu tarafından bu vakfa çok özel destekler de verilmiş. Hatta bazı destekler imar planı yolsuzluğu anlamında da değerlendirilebilir destekler. Ve böyle bir vakfın arkasında da bir cemaatin olduğunu görmek beni açıkçası son iki yılda Türkiye'de yaşadığımız cemaatçi olaylar açısından son derece de endişelendiriyor. Bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.